Selamlar sevgili seyirciler. İyi bir akşam dileyerek bugün de başlayalım. Dün akşam Nevzat Tarhan'la olan programımızda özellikle söylemiştik. Kadın olgunluğundan bahsedeceğimizi, evlilikte kadın olgunluğundan bahsedeceğimizi söylemiştik. Zaten geçen haftada ayrıca bugüne bir referans vermiştik ve bugüne sizleri çağırmıştık. Sevgili seyirciler, kadın olgunluğu ne demek? Evlilikte kadın olgunluğu nasıl ortaya çıkar? Kadın olgunluğu toplumsal açıdan ya da ailedeki yetiştirme ögeleri bakımından nasıl meydana gelir? Bütün bunları bugün konuşacağız. Olgun kadın olma beklentisi acaba fazla bir beklenti mi? Zaten erkeklere göre kadın olgunluğunun daha ağırlıklı ve yaygın olduğunu da söyleyebiliriz genellikle. Özellikle toplumumuzda aileyi kuranın, yuvayı kuranın dişi kuş olduğu söyleminden de hareket edecek olursak, mutlu kadın olması, olgun kadının oluyor olması da her bakımdan önemli. Biz bugün buna biraz temas etmeye çalışacağız. Her ne kadar yurdumuzun belli yerlerinde çocuk gelinler olsa bile biz kadın mutluluğu üzerinden biraz bugün gitmeye gayret edeceğiz. Kazanılan rollere bakmaya çalışacağız. İlk 5 yılın önemini geçen hafta da söylediğimiz gibi bugün de bir kez daha ona temas etmekte yarar var. Eş uyumu ya da uyumsuzluğu nerelerden kaynaklanır, nasıl beslenir, nasıl ortaya çıkar, hangi dillerle ifade edilir, nasıl ifade edildiğinde bunlar bir çözüme bağlanır, nasıl ifade edildiğinde kabarır, büyür ve çekilmez hale gelir. Bunlara da bakabiliriz. Alışkanlıklarımıza da bakacağız. Kadın mutlu ise, az evvel Facebook'ta paylaştım, mutlu olan kadın yuvayı da mutlu hale getiriyor. Ya da kadın mutlu olduğunda aile mutlu oluyor. Dolayısıyla toplum da mutlu oluyor. Bu görüşe katılır mısınız? Belki buradan bazı sorularımız da olabilir. Erkekler genellikle takdir edilmeyi bekliyorlar. Haklısın hayatım cümlesini sıklıkla duymak istiyorlar. Acaba erkeklere göre olgun olan kadın yapmış olduğu her davranışı onaylayan, bunu ifade eden, bunu sevgiyle ifade eden, dokunarak ifade eden kişileri mi olgun kadın olarak görüyorlar? Buna da bakabiliriz. Ya da babası ne derse desin, annesi yani kayınvalideleri ne derse ya da ne yaparlarsa yapsınlar görümcelerde, bütün bunları tolere eden, sanki söylenmemiş sayan kadınlar mı olgun kadın olarak algılanıyor? Bunların tümünü konuklarımıza soracağız. Kadın şefkat nasıl verir? Erkeklerde şefkat bekler mi? Erkeklerin bir nevi sığınağı olur mu şefkat? Buna da bakmak istiyoruz. Çok kötü bir durum var tüm toplumda, hepimizde. Genelde bir zihin okuma alışkanlığımız var. Senin bu davranışın bundan dolayı, sen bunu şundan dolayı söyledin. Daha evvel benim sana şöyle bir yaklaşımım olmuştu. Şimdi bunları unutmadın ve tekrar gündeme getirdin ya da o sebeple gündeme getirdin gibi zaman zaman kavgalar oluyor. Bunlar bir olgunluk dışı davranışlarını tümünü konuşacağız. Efendim çok uzattığımın farkındayım. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Ardından canlı bağlantı iletişim bilgilerimizi de vereceğiz ve hemen konumuza gireceğiz. Yakınımdan başlayalım. Uzman psikolog Seriha Alten, Memory Center'ın nöropsikiyatri merkezi olarak biliniyor eskiden ama artık Üsküdar Üniversitesi Fener Yolu Polikliniği diyoruz. Bu hafta da beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş efendim. Buldum. Geçtiğimiz hafta erkek olgunluğunu konuşmuştuk. Evet. Veda ederken de aman erkekler olgunlaşalım, kötü olmasın, haftaya da kadın olgunluğunu konuşacağız demiştik. Bakalım bugün neler soracaklar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Önerileri de sizden alacağız. Sevgili seyirciler, diğer konuğum yine Üsküdar Üniversitesi öğretim üyelerinden, Fener Yolu Polikliniği'nde de poliklinik yapan klinisyen, değerli bir uzman doktorumuz var. Psikiyatri uzmanı, yardımcı doçent doktor Bilim Sungu Danışmet. Merhaba. Merhaba. Bilim Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Birlikte çalıştığınızı önceki hafta vurgulamıştık. Bu seyircilerimiz tarafından bir hüsnü kabul de gördü. Birlikte çalışabiliyor olmanın, yani hem uzman psikiyatrist hem de uzman psikologun birlikte çalışıyor olması, aynı vaka üzerinden beraber görüyor olmaları, gerekirse eşleri birlikte alıyor olmanız, hatta bazen dörtlü olarak birlikte görüşmeye giriyor olmanız gibi ve bu konuları paket halinde ardı ardına anlatmamız çok iyi onun ilgi gördü. Bugün de kadın olgunluğuna ilişkin deneyimlerinizi, bilgilerinizi alacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, iletişim bilgilerimizi aktaralım. Ekranda canlı bağlantı telefonumuzu görüyorsunuz. 0212 alan kodumuz, 437-8002'den bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Eğer bize elektronik posta yoluyla ulaşmak isterseniz, konuklarıma böyle soru sormak isterseniz mümkün efendim.
canvolatugur@gmail.com adresini hatırlatıyoruz. Buradan yazabilirsiniz. Zaman zaman yönetmenim ekranda gösteriyor. Şimdi gördüğünüz gibi facebook.com/iyibaknokta.kendine7 adresinden de yazabilirsiniz. İyi bak kendine adresi pek çok. O bakımdan vermiş olduğumuz adrese yazarsanız sorularınızı görme imkanımız var. Bir başka sayfa var. Zaman zaman oraya da sorular geliyor ama onu ne yazık ki program sırasında görme fırsatımız olmuyor. Yeri gelmişken hatırlatalım. Tweet yoluyla da sorularınızı bekleriz. Pirim Hanım, dilerseniz direkt bir soru sormayın. Bugünkü konumuzun içerisine, çerçevesine neler girer, neyi konuşmamız gerekir? Hı hı. Aslında geçen hafta erkek olgunluğunu konuşmuştuk. Tersine çevirdiğimizde aynı şeyleri biraz daha ayrıntılandırarak belki bugün de konuşabiliriz ama neler girer bugünkü konuşma paketimizin, çatımızın altına? Hı hı. Şimdi girmeli tabii, daha doğrusu. Onlarca sorun var ama sizden de almış olayım. Geçen haftaki konuşmamızda yani olgun erkek kavramını anlatırken daha çok sorumluluklar üzerine durmuştuk. Çünkü evlilikte ya da işte ilişkide bir erkekten beklenen sorumluluklar daha çok hem ekonomik anlamda desteklemesi, hem sahip çıkması, sorumluluklarını yerine getirmesi, baba olması, eş olması gibi birçok rolden bahsetmiştik ama evlilikte olgun kadın dediğimiz zaman bu durum biraz daha farklılık gösterebiliyor. Yani bir toplumun yapısına göre, nerede, hangi tür bir toplumda yaşanıldığına göre, zamana göre değişiyor. Geçmişle bugün arasında çok fark var bir olgun kadını tanımlarken. Ataerkil toplum ya da tam tersi kadınların baskın olduğu, işte eski Türk kavimleri gibi topluluklarda kadın olgunluğunu tanımlarken herhalde başka türlü tanımlanır. Ya da belki Osmanlı'da kadınlar devrindeki kadın olgunluğu başka bir anlam taşıyabilir. Dönemsel de olabilir. Dönemsel, yani. Kültürel farklılıklar. Bazı topluluklarda bir kadının susması değer bulurken bazı topluluklarda da konuşması, kendini savunması, mert kadın işte, hatta değil mi onun için erkek... Halkın böyle çatır çatır evet, savunuyor denilir. Gibi tanımlamalarla başka bir şey tanımlanıyor ama başka bir toplumda tamamen susan, hatta hiç ses çıkarmayan, tamamen uyum sağlayan bir kadın modelinden bahsediliyor. Tabii burada olgun kadın derken bir sürü şey kapsıyor. Eş tanımını kapsıyor, annelik tanımını kapsıyor. Anne olmak, anne olamamak durumlarını kapsıyor. Şimdi modern toplumlarda çalışma hayatı, çalışma hayatının getirdikleri aynı zamanda iyi bir çalışan olmayı da gerektiriyor. Yani eskiden erkeklere yüklenen sorumlulukları artık arttı. Bir de kadınlar bunları da yüklenir vaziyetteler. Ama evdeki sorumluluklardan da erkekler vazgeçmiyorlar. Evet, beklentilerden. Evet, onlardan da kimse feragat etmiyor. O yüzden aslında olgun kadın kavramı çok daha olgun erkeğe göre çok daha fazla şey kapsıyor. Onun ayrıntılarını bunların konuşuruz zaten. Bunların tümünü konuşacağız. Peki seyircilerimizin de hangi alanlarda soru sorabileceğini biraz da olsa Bilim Hanım'ın bu ayrıntılı girişinden de vermiş olduk. Bugün bir ziyaretçim vardı ofiste. Öğretmen emeklisi bir arkadaş. Kız çocuğu da belli bir yaşa gelmiş, evleneceği noktasına gelmiş. Fakat onun gözünde çocuk henüz olgunlaşmamış. Ben de tam işte bugün konuşacağımız konu demiştim. Zaman zaman ilgilenen kişilerin olduğu ortaya çıkıyor. Bunlar konuşuluyor ailede. Ama baba çocuğun henüz işte üniversite son sınıfta olgun olmadığını düşünüyor. Burada da kültürel durumlar da var ama farklı kişiler de belli bir yaşa gelince hemen yuvasını işte bulsun, mücadelesini onun üzerinden versin, sorumluluklarını alsın, hayata tutunsun ya da ayakları yere bassın gibi düşünceler oluyor. Belki bunları da aşma imkanımız olacak. Evet. Biz olgunluğunun kriterini bir manın bıraktığı yerine biraz yürüyecek olursak neye göre belirleyeceğiz? Mesela burada yaş önemli mi? Sorumluluk alma, bir başkasıyla birlikte hayat sürdürebilme, kendi kadın olarak kendi duygularını, kendi bedenini, ne verebileceğini, neye ihtiyaç duyduğunu bu bilmesi gerekiyor. Bunlar da olgunluğun içerisinde tabii var mı? Buradan biraz bakalım isterseniz. Tabii yani hani aslında bu her iki cins için de geçerli ama kadın olgunluğunu konuşuyoruz bugün. Bir evlilikte kadın olgunluğu, kadının öncelikle evlilikten ne beklediği, karşı taraftan ne beklediğinden öte kendisinde ne vereceğine dair bilgiler içermeli. Yani hani bunun yaşla, eğitim seviyesiyle, kişilik yapısıyla çok önemli bir
paralelliği varken aynı zamanda bu evliliğin getireceği sorumlulukları, eşin beklenti düzeyini karşılayabilme, gerekiyorsa ev dışında sorumlulukları, aynı zamanda ev içerisinde sorumlulukları üstlenebilme, bu organizasyonu kurabilme becerisi de çok önemli. Bu yüzden de hem ruhsal anlamda da ciddi bir olgunluk içerisinde olması gerekiyor. Çünkü evliliklerin özellikle hani ilk iki senesi rollere uyum, geçen hafta da bahsetmiştik. Rollere uyum, evliliğe uyum, bir insanla birlikte yaşamayı öğrenebilme, biz olma becerisini gösterebilme, gelişimini gösterebilme gibi süreçleri kapsamaktadır. Burada da hani hem kadın açısından hem erkek açısından bu ilişkiyi devam ettirebilecek olgunluğu gösterebilmek önemli. Bir de çok sevdiğim, aslında çok klasik de bir laf var. Yuvayı dişi kuş yapar. Aslında hani bu evliliklerde kadınların rollerine gönderme yapan çok da iyi bir sözdür. Çünkü gerçekten hani evlilik her ne kadar iki kişi arasındaki bir birlikleri ifade etse de evliliklerde kadın rolünün çok önemli olduğunu görüyoruz. Hem danışanlarımızdan hem de yapılan bir sürü bilimsel araştırmalardan görüyoruz ki kadın mutlu değilse evlilikler de aslında mutlu olmuyor. Dolayısıyla kadın rolü evliliklerde çok ön planda ve dikkatli incelenmesi gereken bir konu olarak karşımıza evet. çıkıyor. Bir söz vardı bir düşünüre ait. İşte bir günlük bir şey bekliyorsanız şunu yapın. Bir aylık bir şey bekliyorsanız bunu yapın. İşte bir ömre ait bir şey bekliyorsanız şunu yapın gibi böyle derecelendirilmişti. İşte orada da bir kadını yetiştirmek, yani demek ki olgun bir kadını yetiştirmek aslında bir bakıma toplumu da yetiştirmek demektir. Çünkü toplum kadının elinde yoğrulur gibi bir anlam çıkıyor. Buradan evet. bakacak olursanız biraz yorumlar mısınız? Ne kadarına katılırsınız? Acaba bütün bunlar bu kadar çok yükleme yapıldığında, mesela yuvayı dişi kuş kurar cümlesi gibi sorumlulukları paylaşmalı, daha çok paylaşmalı, erkeğine şefkat göstermeli, onun bütün ihtiyaçlarını karşılamalı, onu takdir etmeli, ona onaylamalı, sen hakanımsın, sultanımsın demeli filan gibi söylemesek bile bu yüklemeleri yapıyoruz ya da şu o zaman da söylüyoruz. Bu biraz insafsızca bir şey değil mi? Ya da fazla bir yük değil mi? Ne dersiniz? Tabii. Çünkü buradaki olgunluktan kastettiğimiz şey mükemmel olmak değil. Yani mükemmel olmak, mükemmel kadın olmak, mükemmel erkek olmaktan bahsetmiyoruz. Aslında olgun olmak hiç problem olmaması, tartışma olmaması, kavga edilmemesi anlamını da taşımıyor. Olgun olmak demek krizlerden de çıkabilmek demek aslında. Aynı zamanda sağlıklı tartışabilmek demek. Sağlıklı kavga da edebilir insan ama bunu nasıl yapacağını bilmesi gerekiyor. Mesela yanlışından vazgeçmeyi de olgunluk sayabilir miyiz? Diyelim ki bir yerde tutuşuldu. Tabii kriz durumları ama yanlış buna. Evet ben tabii. burada yanlış öfkeme tabii. kapıldım. Yanlış tabii. düşündüm tabii. demek mesela. Kriz durumları diyoruz. Hatta hani krizin fırsat anlamına geldiği dil biliyorsunuz Çince. Hani bu krizi fırsata çevirebilmek önemli olan. Yaşanan zorluğu olumluya çevirebilmek, onu bir fırsat haline getirebilmek, kendimizi geliştirmek adına, ilişkimizi geliştirmek adına fırsata çevirmek önemli olan. Hayat böyle ilerliyor zaten. Yoksa pürüzsüz bir yol yok hiçbir şeyde. Geliştirmez de galiba değil mi? Engelsiz ya da tabii. pürüzsüz yolda olgunlaşmaya da en iyi mani bir durum. Tabii. Engel bir durum belki de. Zorluklar aslında insanı güçlendiriyor. Nelere mal oluyor o da kimse bilmiyor ama güçlendiriyor. Siz de biliyorsunuz klinik yaptığınız için. Evet. Şimdi burada tabii kadınlara yüklenen rol, yani annelik rolü, söylediğim gibi çalışan rolü, özellikle modern toplumun getirdiği roller çok ağır. Ben sizin sorunuza direkt olarak bunu böyle söyleyebilirim. Ve her yerde, yani özellikle medyada, televizyonda, gazetelerde sürekli kadınlarla alakalı, işte yeterince iyi bir anne misiniz, yeterince iyi bir eş misiniz? Özellikle kadın dergileri, gazeteler... Bunlarla ilgili birçok test var ve ertesi günde mesela depresyonu anlatıyor. Tabii insanlar bunları yapınca kendileriyle ilgili yetersizlik hissediyorlar. Bir kadın aynı zamanda çalışıyor. Çalışma saatleri çok uzun. Bütünüyle kendisini işine verirse eğer, o zaman diyelim ki 2 yıl çalışmadığını ya da 3 yıl çalışmadığını ve çocuğuna baktığını düşünün. Bu aslında çok ciddi bir haksız rekabet. Erkeği bir erkekle kıyaslandığı erkek zaman. Çalışmama gibi bir durum yokken. Evet, yani eğer mesleki bir kariyer hedefi varsa bu anlamda geriye kalmış oluyor. Ama hep bu şeyin, bu ara çelişkinin arasında kalıyor kadınlar. Yani acaba yeterince iyi bir anne miyim? İyi bir çalışan mıyım? Mesleğimde iyi miyim?
iyi bir eş miyim? Hani gelecekte iyi olacak mıyım? Gelecekte iyi olacak mıyım? Çocuklarıma yetirebilecek miyim? Birçok şey var. Yani eskiden mesela belki bu kadar maddiyatı kadınlar düşünmezken artık onu da düşünüyorlar. Çünkü eve eşit katkı sağlıyorlar. Aynı şekilde çocuklarına bakmakla yükümlüler. Onlarla yeterince oynuyor muyum mesela? Etkili zaman geçiriyor muyum? Güzel yemek pişiriyor muyum? Eşime iyi bir eş miyim? Aynı zamanda güzel olmaya çalışmak. Aynı zamanda işte fit olmaya çalışmak. Bu gerçekten çok yorucu bir şey. Yani bir erkekle kıyasladığınız zaman bir erkeğin bu anlamda olgun erkekte söylediğimiz şeyler çok daha dar bir alanı kapsarken bir kadın için çok daha fazla şey söylemek zorunda kalıyoruz. Ve bu anlamda özellikle mesela kadın ruh sağlığıyla ilgilenenler için yeni ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kaygı bozukluklarından yani bu beklentiler kadınlarda karşılanamadığı için, kişi karşılayamadığı için hı-hı. ya da karşılanmasını bekleyen erkek mutsuz olduğu için neticede bir sağlık durumu söz konusu oluyor. Ruh sağlığı hı-hı. durumu değil mi? Yani her gün bir kadın için yeni bir şey çıkıyor. Özellikle mesela bunu medyanın çok da fazlasıyla pompaladığını düşünüyorum. Yani özellikle beden imajı ile ilgili mesela işte sellülit sorunu. Yani bir kadının bütün bu sorunları arasında işte ya da işte kilo sorunu ya da işte ne bileyim cilt bakımı vesaire o kadar çok şey var ki bir kadının ilgilenmesi gereken bir erkeğe kıyasla tabii yetersizlik hisleri bunların üstesinden gelememe çeşitli ruhsal bozukluklara sebep oluyor ve söylediğiniz şey bu anlamda çok doğru. Hani gelecek nesiller adına çok doğru. Bir anne düşünün. Doğum sonrası depresyonları düşünün mesela. En sıklıkla karşılaştığımız durumlardan biri. Yetersizlik nedeniyle ortaya çıkan depresyon çocuğun da ruh sağlığını bozarak gelecek nesillerde ciddi anlamda her tür psikiyatrik rahatsızlıkların görülmesine ya da başka sosyal anlamda bozuklukların görülmesine sebep oluyor. Biraz bu pompalama meselesi önemli galiba. Çünkü o kadar çok rolden bahsettiniz ki belki daha fazlası bile vardır. Hani böyle bir liste çıkartacak olsak bir kadın hani ben ne olmam gerekir? İyi anne, iyi eş, güzel bakan bir kadın, güzel cümle kuran bir kadın, eşin her ihtiyacını her anında bir melek gibi yetişebilen bir kadın, kayınvalidinin isteklerini, çevrenin isteklerini değil mi? Herhalde böyle bitmez tükenmez bir liste olur. Bu kadar listenin altında olgun olmak nasıl mümkün olur? Ya da neleri reddettiğinde ya da neleri daha çok öncelediğinde olgun kadın olabileceğine ilişkin bir görüşümüz var mı? Yani kadınların da evliliklerde bu kadar çok beklentiyle karşılaşması tabii psikolojilerini çok bozan ve yıpratan da bir süreç. Kadınların bu kadar beklenti altında artık modern çağında bir getirisi olarak erkeksileştiğini de görüyoruz. Yani erkeksileşmek zorunda da kalıyorlar zaten. Çünkü hani dışarıda mücadele etmek zorundalar. Evin içinde rolleri var. Bir şekilde modern çağlar kadını erkeksileştirirken hani erkekler bu gelişimi gösteremedi. Yani onlar hani aynı şekilde ev dışı sorumlulukların ön planda olduğu, ev içi sorumlulukların kadına ait olduğu bir noktada kaldı. Dolayısıyla kadının rollerinde gerçekten fazlalaşma olduğu gibi beklentilerde de bir artış oldu. Dolayısıyla hani modern kadının en azından hem çalışan hem aile ekonomisine katkı sağlamak zorunda olan hem çocuğuna bakan birçok rolü olan kadının öncelik sıralaması yapması gibi bir şey söz konusu. Önemli galiba değil mi? Tabii. Yani çünkü hani Birim Hanım da bahsettiği gibi hani hiç kimse mükemmel değil ve mükemmel olamaz. Hepsini dört dörtlük yapmak gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü hani bedenen de uygun bir şey değil, mümkün değil. Dolayısıyla bir öncelik sırası, bir planlama becerisi gerçekten de hani yapmalarını gerektirmektedir kadınların. Aslında burada dikkat edilmesi gereken hani kadınların bu rol fazlalığı ve beklenti fazlalığının onların psikolojilerine düzeyde etkilendiği. Çünkü hani psikolojilerin düzeyde etkilendiğini bilemedikleri ya da fark edemedikleri için aslında sağlıklı iletişimler kurma yolunda, evliliklerin bozulması yoluna ya da evliliklerin bozulmasına doğru ilerleyen bir yapı söz konusu oluyor ve önlem alınamıyor. Ve o yüzden de hani bu anlamda kendilerini içsel anlamda hani biraz daha yoklayabilmeleri ve çatışmalarını daha dile getirebilir halde de sunabilir önemli bir faktör. Biraz aslında empati çağrısı yapıyorsunuz gibi geldi. Geçen hafta Birman haberden sonra diğer ayrıntılara gireriz ama geçen hafta
bazı test uygulamalarından bahsetmiştiniz. Hı hı. Evlilik öncesi size geldiklerini, hı hı, ya da gelmeleri gerektiğini, hı hı, iki adayın da artı yönlerini, eksi yönlerini ya da işte, hı hı, zayıf yönlerini çıkarmak, bunları, hı hı, güçlendirmek, çok çok artı diyelim ki, olumsuz artılar diyebilirsek buna, narsizm gibi ya da başka durumlar gibi, belki onları baskılamak, birbirlerini tanımaları gibi. Biraz buradan bakar mısınız? Hı hı. Ne söylenebilir? Size geldiklerinde iki ayrı kişiyi nasıl teste tabi tutuyorsunuz? Seriha Hanım ne yapıyor? Siz terapide sonra nasıl bir yönlendirme yapıyorsunuz? Hı hı. Geçen hafta çok ilgi olmuştu. Bugün de bunu anlatmamızı isteyen seyirciler oldu. Biraz, hı hı, teknik olacak ama haber öncesinde bunu dinlemek isterim her iki insanda. Bize gelen başvuranlar için kadın ya da erkek, ilk önce bir bireysel değerlendirme yapıyoruz. Yani bu bireysel ruh sağlığı değerlendirmesinde bir standart paketimiz var. Herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığın olup olmadığı, kişiliğinin zayıf ve güçlü yönleri, aile yapısı, aileden aldığı destek, sosyal anlamda işlevselliği, yani arkadaş ilişkileri, kardeş ilişkileri, çevresiyle olan ilişkileri, mesleki doyumu, bütün bu parametreleri teker teker değerlendiriyoruz. İlk önce bir bireysel değerlendirme yapıyoruz. Daha sonra kişilik anlamında kişiye uygulanan bazı özel testler var. Onun kişilik yapısını ortaya koyabilecek, bozuklukları ortaya koyabilecek varsa bazı özel testler var. Ayrıca çift olarak da bireysel değerlendirmeden sonra, bireysel değerlendirme önemli. Çünkü geçen hafta konuşmuştuk, hı hı, iki elma, ayrı iki elma hikayemizi. Lütfen tekrar söyleyeyim çünkü bu, evet, programlar birbirinin devamı. Evet. Evet. Bir süre sonra seyircilerimize bu paket programı, yani bütünüyle seyretmelerini isteyebiliriz. Evet. Yani birinci hafta, ikinci, hı hı, hafta tümünü seyredin, hı hı, bir noktaya gelebilirsiniz diyebiliriz. Hı hı. Yani bireysel anlamda ilk önce geçen hafta da söylemiştik. Bir kişinin gerçekten ayrışabilmiş mi, bireyselleşebilmiş mi, bunun kriterlerini ölçebilmemiz adına uyguladığımız testler var. Bundan sonra çift değerlendirmesi yapıyoruz. Yani çift olarak bir ilişkiden beklentileri, ilişki doyumu, ilişkinin her parametresinden, buna cinsellik bile dahil belki, bu anlamda da tüm değerlendirmeyi yaparak iki kişinin uyumunu, burada uyum derken hani geçen hafta konuştuğumuz bir konu vardı. Yani uyumsuzsa hani ne yapıyorsunuz, evet, gibi. Evet. Buradaki amacımız hani siz olamazsınız, siz birlikte olamazsınız gibi bir şey söylemek değil. Aksine zayıf yönlerini her bir bireyin ortaya koyarak onları güçlendirmeye çalışmak, farkındalık kazandırmak, kendileriyle ilgili, kişilikleriyle ilgili, genel kişilik örüntüleriyle ilgili ne zayıf yön varsa, ne eksiklik varsa buna yönelik bir farkındalıkla davranışlarını tekrar modellendirmek ve böylelikle de çiftin uyumunu sağlamaya çalışmak. Bu anlamda testler anlamında psikiyatrik bir değerlendirme yapıldıktan sonra bir test değerlendirmesi yapıyoruz. Bir yapılandırmadan aslında bahsediyorsunuz. Sizin de katkınızı almak isterim. Diyelim, tabii, ki bir test yaptınız. Bu testlerin karşılıklı çiftlere ait bazı bulgulara ulaştınız. Bundan sonra mı ne kadar süre takip edeceğinizi, tabii, işte kaç seans yapacağınızı, ne çalışacağınızı ya da şunları şunları sizinle, şunları şunları sizinle çalışacağız. Evet. 5 seans sonra ikinizi birden şu konularda çalışacağız gibi mi? Biraz orayı ayrıntılamalısınız. Evet, çok doğru. Şimdi Birim Hanım'ın bahsettiği gibi psikiyatrik değerlendirmede elde ettiğimiz, bireysel değerlendirmelerde elde ettiğimiz hem klinik görüşme hem test uygulamalarındaki veriler, hem de ilişki durumlarına yönelik olarak incelediğimiz güçlü yönleri, zayıf yönleri, sağlıksız işleyen yönleri ya da olası tehlikeler anlamında bizim bir yol haritası çıkarmamıza sebep oluyor. Bu yol haritası bize çiftle ne kadar süre aşağı yukarı, yani hiçbir zaman psikoterapide %100 bir kesinlik, evet, yoktur. Çünkü, evet, kişilerin gelişimi ve katkıları da çok önemlidir ama hani aşağı yukarı bireysel anlamda kaç seans görülmeleri gerektiği, çift olarak ne kadar süre görülmeleri gerektiği, ailelerine bir psiko eğitim verilip verilmeyeceği ya da hani kardeşlerin de dahil olduğu bir aile görüşmesi yapılıp yapılmayacağı gibi şeyler netleşerek onları aslında yapılandırılmış bir format onlara sunuyoruz. Özel bir çalışma gibi anlıyorum. Evet. Doğru mu? Seyircilerimize, evet, böyle, aha, anlayabilirler mi? Evet. Kişilere, aha, göre kişilere özel düzenlenmiş bir düzenek ya da, evet, bir çalışma, evet, çalıştay. Ne bir şey gibi. Çalışma. Bunun şöyle bir yanı var. Seyircilerimiz buna ilgi duydular. Şöyle sanılıyor. Yani evlilikle ilgili bir problem olduğunda bir uzmana, işte hekime gidiyorsunuz, psikoloğa gidiyorsunuz.
format aynı, aynı cümleler, aynı bilgiler, herkese aynı şeyler yapılıyor gibi düşünüyor. Sizin geçen hafta anlattığınız ve bugün de ayrıntısını verdiğiniz durumda aslında böyle olmadığı ortaya çıkıyor değil mi? Bazen de psikoterapi özellikle sohbet gibi. Ya ben hani bir psikologla konuşacağım, arkadaşımla da konuşurum, sevgilimle de konuşurum diyor. Bunun aynı şey olmadığını biraz daha anlamaya ihtiyacımız var. Biraz buradan bahseder misiniz? Şimdi buradaki tabii ki psikoterapideki hedef nasihat etmek. İşte şöyle yap, böyle yap. Hani arkadaşlar çünkü bunu yapıyorlar. Vaaz değil yani. Evet, kendine gel falan böyle bir şey yok. Yani bunu anne babalar da yapıyorlar zaten. Buradaki hedef kişinin kendi kendine farkındalığını arttırabilmek. Farkındalık dediğimiz şey bir davranışı neden yapıyor? Hangi durumlarda o davranışı tekrar ediyor? Ne onu öfkelendiriyor, ne yetersiz hissettiriyor, ne üzüntü veriyor. Bunların her bir duyguya ait bir farkındalık kazandırabilmek. Tabii burada şimdi sizin söylediğiniz noktada klasik anlamda evlilik terapisi ya da çift terapisinde problem sonrasında geliyor çiftler. Ama bu hizmet daha çok koruyucu bir hizmet. Var olabilecek potansiyel problemlere karşı koruma mahiyeti taşıyor. Bunun neden önemi var? Bana göre önemi şöyle çok büyük. Nesilleri korumak adına çok büyük bir önemi var. Çünkü gerçekten sağlıksız bir ilişki, hastalıklı bir ilişki, hastalıklı bir anne baba ilişkisi haline dönüşürse eğer nesillere yani çocukların kendi kişilik yapılarına, başkalarıyla kurdukları ilişkilere. Böylelikle sadece çocukları değil aslında toplumun kendisini korumuş oluyorsunuz. Sağlıklı bir ilişki terapisi yaparak eğer bunu başarılabilirse. Çünkü sürekli kavga eden bir anne baba düşünün. Sürekli kavga eden bir çift düşünün. Çocukta gelişebilecek patolojileri düşündüğümüzde o kadar çok fazla bozukluktan bahsedebiliriz ki. Bu çocuğun başkalarıyla kurduğu ilişkileri düşünürsek hastalıklı bir toplumdan bahsedebiliriz aslında. Yani bunun öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Bir de objektivite çok önemli. Yakın çevremiz her zaman hani bizler de dahil olmak üzere zorlandığımızda bizlere destek vermek isterler. Hani bir şekilde yol gösterirler ya da nasıl söyleyeyim işte fikirlerini sunarlar ama hiçbir zaman bir objektiviteleri olmaz. Çünkü daha çok sizleri ya da yakınını koruma çabası içerisindedir. Dolayısıyla benim çevremden gördüm daha çok hekimi ya da psikoloji yönlendirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani evet. Daha çok söylemek isteyen kişiler oluyor. Biz önce doğru. girelim söyleyelim diyorlar ama doğru. o kendi kafasına göre bir olgunluk. Evet. imajı çiziyor ve yönlendiriyor. Evet, evet, evet. Bu yönlendirme müdahalelerini görebiliyoruz sanıyor. Ya da evet doğru sanıyorlar daha çok. ya da aslında geçen hafta Birim Hanım'ın bahsettiği gibi eşler de bu beklentiyle geliyor. Hani bir gideyim de psikolog hani eşime yani onun yaptığı suçlamaların aynısını o da söylesin ya da onaylatsın. En bu çok kadınlar. Evet kadınlar maalesef yani bu beklentiyle. Yani eşimi bir sigaya çeksin. Evet. Bak, çünkü kadınlar genel olarak diyebileceği bir cümle mi yakalamaya çalışıyor? Kendi söyleyemediklerini söylüyorlar. Evet yani haklı olduklarına yönelik derin bir inanç duyuyorlar kadınlarımız yani çoğu zaman ilişkilerde bunu çok net görebiliyoruz en azından klinik örneklemlerde. Erkekler o anlamda daha böyle pasif kalabiliyorlar. Dolayısıyla da sanki hani uyarılması gereken, cezalandırılması gereken, kulağa çekilmesi gereken kişi erkekmiş gibi bir beklentiyle geliyor ama bunun tam zıttı örnekleri de tabii görmemiz mümkün. Sadece çoğunluğu daha çok kadın taraf oluşturuyor gibi gözüküyor. Evet, peki habere döneceğiz ama sayfa üzerinden bugün ne hikmetse yazışan seyircilerimiz daha fazla hanımefendiler. Kadın olgunluğu deyince biraz da erkeklerin beklentilerini belki konuşmaya ihtiyacımız var ya da evet. onların sorularına ihtiyacımız var. Şimdi habere pas atacağız. Haber sonrasında canlı bağlantılarımız olacak. Bu konuyla ilgili benim epeyce hazırladığım sorular var. Ama siz de sorularınızla destek verirseniz programı biraz daha interaktif hale getirebiliriz sevgili seyirciler. Özellikle beyefendilerin evlenmiş olan kişilerin ya da evlilik hazırlığında olan kişilerin ya da henüz biriyle ciddi düşünme noktasında olan acaba nasıl olur diyen seyircilerimizin zihinlerinde varsa soruları çok önemli bir fırsat sunmuş oluyoruz. İki değerli uzman konuğumuz buna özel çalışan ve buna özel paket düşünen iki değerli uzmanımız var. Sorularınızı o nedenle biraz daha bu akşamı fazla bekliyorum. Şimdi sırada haberler var. Haberlerden sonra kadın olgunluğu neymiş? Erkeklerden dinlemek isteriz. Görüşmek üzere.
Yeniden merhabalar sevgili seyirciler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber aramızın hemen ardından evlilikte kadın olgunluğunu konuşuyoruz. Şimdi sorularınızı almaya başlayacağız ve ardından yine konuklarımın tüm bilgilerini bu alanda dinlemeyi sürdüreceğiz. Canlı bağlantılarımız olacak. Mailde gelen sorularımız da var. Sayfa üzerinde biraz hanımefendiler tartışıyorlar. Belki beyefendilerin de bu konuya ilişkin ne söylediklerini de duyma imkanımız olacak az sonra. İki değerli uzman konuğum var. Üsküdar Üniversitesi Feneryolu Polikliniği'nde birlikte çalışan iki değerli uzmanımız. Bugün anlattığımız konularda birlikte testler ve tedaviler uyguluyorlar, terapiler uyguluyorlar. Yeri gelmişken onu da hatırlatalım. Yardımcı doçent doktor Birim Sungu Danişment ve uzman psikolog Seriha Alten bizimle birlikteler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz idealize edilmiş bir yapıdan bahsettik haber öncesinde olması gerekenden. Biraz da dilerseniz aynanın diğer yanından bahsedelim. Hatalardan bahsedebiliriz. Acaba kadınların özellikle aile birliğini zedeleyici ya da mutluluğa engel olucu, iletişimi ketleyici, önleyici, kesici işte ne diyeceksek yapıdaki davranışlarından bahsedebilir miyiz? Kimle başlayalım dilerseniz. Şimdi kadın ve erkeğin ilişkiden beklentileri aslında farklılıklar gösteriyor. Yani bir kere yapılarında farklılıklar var. Bir erkek için hani ilişki de öyle, hayat da öyle, daha çok başarı odaklı, yeterlilik ve güç üzerine kurulu. Ama bir kadın için beklentiler daha fazla paylaşma ve yakınlık ihtiyacı. Yani en sıklıkla şikayet edilen konular bunlar. Mesela bir kadın için beni anlamıyor, bana yakın değil, yakınlık göstermiyor, bizimle ilgilenmiyor, benimle ilgilenmiyor gibi yakınmalar. Bir erkek içinse daha çok başarı odaklı. İşte ben onların için elimden geleni yapıyorum. İşte evleri var, işte maddi durumumuz iyi. Böyle konuşmalar gidiyor. Daha çok güç odaklı konuşmalar oluyor. Şimdi tabii hal böyleyken aralarındaki iletişimi sağlamak, iki tane farklı insan konuşan insanın iletişimini sağlamak kadar zor. Bunu aynı düzleme çekebilmek gerekiyor. Aslında bir erkek hani başarı ve güçten bahsederken onun da ihtiyacı olan yakınlık ve aslında paylaşım. Ama bunu ifade etmiyor. Aslında bir kadın içinde bir erkeğin beklentileri var ama o daha çok duygusal yatırım peşinde oluyor. Bu anlamda en sıklıkla karşımıza çıkan sorun tenkit ve eleştiri. Yani bir erkeğe sürekli mesela yetersizlik duygusu veren eleştiriler. Mesela eşim doyumsuz diyor. Yani ona ne yaparsam yapayım, hangi imkanı sunarsam sunayım, isteklerinin tümünü karşılıyorum ama hiçbir zaman da yeterlilik duygusu vermiyor bana, hiçbir teşekkürde bulunmuyor ve sürekli isteyen bir yapıda çalışmayan bir hanımefendiden bahsediyorum. Şimdi burada tabii ki dilin çok büyük bir önemi var, her iletişimde olduğu gibi. Bir şeyi nasıl söylediğinizin çok büyük bir önemi var. Örneğin basit bir erkeğin işte kravat diyelim ki takıyor, bu sana hiç olmamış ya da işte bu gömlek çok kötü, yakışmamış. Ya onun da yaptığı bir iş. Şunu giysen hayatım dese daha mı şey? Evet, böyle çok mi? Evet, tabii alternatif sunabilir ya da onun seçimlerini onurlandırabilir aslında. Yani ne güzel seçmişsin diyebilir ama mesela istersen bunu şununla tak diyebilir mesela. Burada alternatif sunmak önemli. Bir de onun yaptığı seçimi de kabul etmek ve onurlandırmak gerekiyor. Aslında herkes hayatta beğeni için yaşıyor. Beğenilmek, takdir edilmek, varlığının kabul edilmesi. Özellikle yakın çevre ya da sevdikleri tarafından tabii, değil mi? Tabii. Bu eş söz konusu olunca hele daha da önem kazanıyor ama buradaki iletişim dilinde kullanılan yanlış ifadeler nedeniyle sanki bu bir tenkitmiş gibi, sanki eksiklik göz önüne çıkartılıyormuş gibi ve yetersizlik altı çiziliyormuş gibi oluyor. Burada erkeğin dili önemli değil. Mesela ya hayatım öyle demek yerine ya bu sana yakışmamış diyelim ki bir manda söylediği yakışmamış yerine yakışan bir şey söylediğinde ben çok kendimi daha güçlü hissediyorum, daha iyi hissediyorum. O gün akşama kadar kendimi daha fit ya da işte daha zinde hissediyorum gibi. Yani o cümleleri diyelim ki hanımefendi kullanmıyorsa erkeğin ona sert çıkması yerinde kullanabileceği bir yere çekemez mi? Yani bu iletişim evet, üzerinden biraz doğru söylüyorsunuz. Fakat şimdi Bilim Hanım'da bahsettiği gibi erkekler aslında hani çok dile getirmese de evliliklerinde eşlerinden en büyük bekledikleri şeyler takdir edilmek, onaylanmak ve şefkat
gösterilmesidir. Şimdi bu çok dile gelmediği için çok gözden de kaçan bir konu ama her erkek aslında kendini güçlü hissetmek ve kadının ona ihtiyacı olduğunu bilmek ister. Şimdi yüzyıllardır aslında eğilime bakıldığında bunu erkeğine spontan bir şekilde hissettirebilen kadınların çok fazla talep gördüğünü ve ilişkilerine de aslında çok el üzerinde tutulduğunu görebilmekteyiz. Şimdi burada hassas ve düşünceli davranabilmek erkeğin iletişimine açık hale gelmesini sağlamaktadır. Kendisini güçlü hissettiren, kendisine ihtiyacı olduğunu hissettiren bir kadına kapalı bir iletişim tarzı içerisinde davranması aslında söz konusu olmuyor. Fakat eş yani kadın hor gördüğü, eleştirdiği ya da akıl vermeye yönelik bir tutum sergilediği zaman erkeğin sert çıkmasından ziyade iletişime kendini kapattığını, aslında geri bildirimden kaçındığını ve hani sorunu görmezden gelme ya da içerisinde yaşadığını görüyoruz. Aslında bu da ilişkilerde iletişimlerin sağlıksız ve çözümsüz bir noktasına geliyor. Geri bildirim alamadığı için kadın aslında farkındalığı da eğer yüksek değilse hatayı nerede yaptığını ve nasıl yaptığını çok anlamlandıramayabiliyor. Evet. Kadınlarda babası gibi bir erkek olma arayışı ya da beklentisi var. Hı hı. Bir seyircimiz de bunu dile getirmiş. Ben de sormak istiyordum. Fatma Hanım diyor ki bu konularda esas yanlış olan kadınların evlenirken babalarından gördükleri şefkati eşlerinden göreceklerini zannetmelerinde ve erkeklerin de annelerinden gördükleri ilgi ve alakayı hanımlarından göreceklerini sanmalarından kaynaklanıyor sanırım diyor. Ne dersiniz? Hı hı. Şimdi aslında bu bizim gelişim evreleri, daha önce programlarımızda bahsettiğimiz gelişim evrelerine son derece uyumlu bir hareket. Herkes ilk önce annesine aşık olur bir erkek için. Bir kız da babasına aşık olur. Yani bu psikolojik gelişim evreleri dediğimiz ilk gelişim evrelerinde doğal olarak ortaya çıkan bir durum. Hatta bunu sıklıkla şu şekilde karşımıza çıkar. Mesela küçük bir erkek çocuğu babasına der ki hayır annemle ben yatacağım der. Mesela ya da kız da babamla evet ya da kız da babamla ben yatacağım der. Onunla evleneceğim der ya da evlenmeyeceğim der. Bütün bunlar doğal gelişim ama tabii bizim bahsettiğimiz ayrışabilmiş yani kendi ailesinden artık farklı bir aile kurmaya hazır hale gelen birey yani bireyselleşebilmiş bir insan için tabii o aileden getirdiği şeyler var. Tabii kendi annesine erkek için ya da babasına benzer özellikleri sergileyen insanları seçebilir. Ama burada hiç unutulmamalı ki burada baba dediğiniz figür yani aile içerisinde baba rolü tek başına değil. Bir anneyle birlikte babadan bahsediyoruz. Yani annenin babaya yüklediği şeyler de onun işin içerisine giriyor. Sizin siz babanızı idealize edebilirsiniz. Yani babanız sizin için mükemmel bir insan olabilir ama kafanızın bir tarafında onun annenizle kurduğu ilişki de var aslında. O mükemmel baba o anneyle nasıl bir ilişki kuruyor? Ve benzer şekli kendi ilişkilerinizde aslında bir şekilde tekrar ettiğinizi görüyorsunuz. Eğer çatışmalı, kötü bir anne baba ilişkisi varsa siz babanızı ne kadar mükemmelleştirirseniz mükemmelleştirin. Bir şeylerin farkında olduğunuz için aslında tam da babanız gibi olmayan başka bir karakter buluyorsunuz. Ya da babanıza benzeyen birisini buluyorsunuz ve siz benzer çatışmaları yaşıyorsunuz. Hatta daha şiddetlileri olabiliyor. Burada yani kesin net bir şey söylenemez ama önemli olan kişinin artık ayrışması. Birey olmak demek kendisinin de hayat için söyleyeceği yeni bir şeyler olması demek, yeni bir şeyler yapabilmesi katması demek, hayatına. Yeni bir şeyler katması demek, kendi değerlerini de ortaya koyabilmesi demek. Yoksa herkes kendi anne babasının değerleriyle, bu geçen bir hastamın söylediği bir şeydi, işte bir kız arkadaşı için şöyle bir ifade kullanmış, ben tam da annem gibi yetiştireceğim çocuğumu dediği zaman paniğe kapılmış, acaba bu kız hiç gelişmemiş mi diye sordu bana. Nasıl olur yani insan nasıl tam da annesi gibi yetiştirir? Yani her şey eskisi gibi mi olacak dedi. O bundan oldukça korkmuş aslında. Her şey geçmişteki gibi olacak diye. Halbuki insanın yeni bir şeyler söyleyebilmesi. Hayat yeni sorular soruyor değil mi? Tabii. Yani bunu düşündüğümüz zaman gelişim bu şekilde oluyor. Evet. Yeni sorunlar ve yeni imkanları yaşıyoruz. Demek ki aynen buna öyle. Göre doğru sorular ve doğru cevaplar bulmamız gerekir. Cevap bulmak isteyen iki seyircimiz var İstanbul'dan. Onlara döneceğiz ama bir seyircimiz diyor ki benim için olgun kadın demek uysal kadın demektir. Yani biraz erkeklerimiz kendine itaat eden,
her söylendiğinde söylenen şeyi haklısın hayatım diyen bir yapı. Ama bu kadın, böyle bir kadın mutlu bir kadın mıdır? Ve mutlu olmayan ya da her söyleneni yapan uysal bir kadın ne kadar mutlu edebilir? Yani olgunlukla mutluluk bağlantısını da böylece birkaç cümleye dosu kurup. Aslında ben erkeklerin beklentilerinin bu yönde olduğunu da çok düşünmüyorum. Klinik gözlemlerimiz de bu yönde. Standart bir beklenti yok aslında. Evet, standart bir beklenti. Biraz kişiliklere göre, evet, yapıya göre, evet, eğitime evet göre falan mı değişiyor? Evet. Aslında şey, ilişki yapısını, kişilik yapıları çok direkt etkiliyor. Mesela bir ilişki yapısında kadın pasif, erkek dominantken başka bir ilişki içerisindeyken aynı erkek ya da kadın daha farklı rollere bürünebiliniyor. Biraz daha hani karşımızdaki kişiliğin yapısına göre şekil alma, beklentileri ayarlayabilme ve ona uyum sağlayabilme becerisi anlamında görebiliyoruz. Fakat bence burada esas değinmemiz gereken şey şu: erkeklerin çoğu duygusal davranışları ve olaylara verdikleri tepkilerin kadınlara bağlı olarak değişebildiğini görebiliyoruz evliliklerde. Yani duygu iletişimi kuran hanımlara karşı erkekler daha verimkar ya da daha doğru cevaplar veriyor diyebilir miyiz? Daha iletişime açık oluyorlar. Hassas, düşünceli, çok fazla eleştirmeyen, daha atılgan davranabilen, yani hani sorunlarını daha uzlaşıcı bir şekilde dile getirebilen, uygun vakitte hani dile getirebilen kadınlara karşı çok daha açık davranabiliyorlar. Ve aslında kadının elinde bulundurduğu bence büyük bir güç bu. Yani hani çünkü burada önemli bir şeyden bahsediyoruz. Erkeklerin çoğu duygusal davranışlara ve olaylara verdikleri tepkiler kadının etkisine bağlı olarak değişebiliyor. Telefona döneceğiz ama haber öncesinde anlattığınız, uyguladığınız testler, hekimin tespitleri, psikoloğun yapmış olduğu test, bunun değerlendirmesi kişiye göre değişiyor demiştik. Tam da bunu anlatıyor değil mi? Yani o kişinin evlilikten beklentisi, evet, kendi kişilik yapısı, hayata dair düşünceleri, bunlar da çıkıyor mu? Evet, ama burada bir başka bir noktaya değinmek istiyorum. En başta söylediğiniz zihin okuma mevzusu çok önemli. Şimdi burada sadece sizin nasıl davrandığınız önemli değil. Yani olgunlaşma dediğimiz şey aslında, daha doğrusu olgunlaşamama, biz nasıl davranıyorsak karşımızdan öyle bir davranış bekleme şekli. Olgunlaşma ise bunun tam tersini gerektiriyor. Yani siz bir insana nasıl davranıyorsanız karşınızdakinin de size aynı şekilde davranmasını beklemek aslında olgunlaşamamanın bir göstergesi. Bu klinik anlamda en sık karşılaştığımız sorunlardan biri. Yani ben sana biri böyle söyledim, sen de bana böyle söylemedin. Mesela kadınlar için ben ona çok iyi davranıyorum, işte fedakarlık yapıyorum, kendim için şunları yapmıyorum, onun için bunları yapıyorum, evde bunu yapıyorum vesaire. Neden bana bunu yapmıyor? Beklentiler karşılanamıyor. Hiçbir zaman doyurulmamış oluyor. Yani bir kadının o zaman evlilikteki doyumu sağlanmamış oluyor. Ama buradaki beklenti sizin kendinizle alakalı olmadığı, bunun bir ilişki olduğu, karşınızdaki kişinin başka bir insan olduğu, onun olaylara verdiği tepkilerin, hislerinin farklı olabileceğini düşünebilmek bir kere birinci bir adım. En büyük yapılan yanlışlık bu. Ben nasıl davranıyorsam o da bana öyle davranacak. Galiba bu aşıldığı zaman biraz daha düz yola girilmiş gibi olur, evet, değil mi? Birbirini, tabii, duymaya, evet, başlar kişiler. Karşımızdakini değerlendirirken hani gerçekten kendimizden tamamen yola çıkmamak gerekiyor. Karşımızdaki insanın stres etkenleri, beklentileri, hayata bakış açısı, anlamlandırması, neye önem verdiği, neye öncelik verdiği de aslında önemli bir nokta. Bakalım seyircilerimiz neye, peki, öncelik veriyorlar? İki seyircimiz de İstanbul'dan, ilkini alalım. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Dinliyor konuklarım sizi. Alalım efendim sorunuzu. Teşekkürler. Şimdi evlilikte kadın olduğunu diyorsunuz. İyi güzel de şimdi erkek şiddet uyguluyorsa ne yapacağız? Çok önemli. En ufak bir şeyde sinirlenince vuruyorsa, yumruk atıyorsa ne yapacağız? Ve mesela bir evlilik danışmanına gitmek istedim. Kabul etmedi gitmeyi. Şiddet uygulamaya devam eden erkeğe karşı bir kadın nasıl bir olgunluk gösterebilir? Ben bunu çözemedim. Peki. Bunun yani bu konudaki çözümü ve uzmanlarımızın ne önerdiklerini merak ediyorum. Peki, ben de merak ettim, şimdi alacağım. Çok teşekkür, evet, ederim. Tabii şiddet varsa, özellikle bağlantılı olarak alkol, madde gibi kimi durumlar varsa ya da bazı kişilik bozuklukları varsa bu olgunluk nasıl ortaya çıkar? Muhakkak buna da temas edelim. Diğer seyircimizi dinlemek isterim. Merhaba. Merhaba, iyi geceler. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Yani ben daha çok kadın olgunluğu ile ilgili şöyle, 26 yaşındayım, 2 aylık evliyim.
ilişkimde, yani flört zamanı yaşadığım 3 yıllık bir ilişkim vardı. İlişkimde yaşamadığım sorunları hani yavaş yavaş evliliğimde yaşamaya başladım. Şöyle ki, hani derler ya, evlilikten sonra gerçekten karşı tarafta değişiyor, siz de değişiyorsunuz diye. Evet. Ben buna inanmakla inanmamak arasında gidip geldim ama evet, şöyle mesela sürekli artık evliliğimde kendimden özün verdiğimi, kişiliğimi yonttuğumu hissettim. Yani karşı taraf aşırı derecede bencil davranıyor. Hani bir şeyde beni şevklendirirken, herhangi bir şeyde beni mutlu etmeye çalışırken, son anda işte hayatım, ben şuradayım, şuraya gidiyorum deyip hani son anda kararından vazgeçiyor ve bu kararı bana daha önceden bildirmiyor. Sürekli kendi kafasına göre hareket ediyor. Yani planlanmış bir yere giderken son anda değiştiriyor. Sizi haberdar etmiyor. Evet. Siz de buradan kötü hissediyorsunuz kendinizi. Şeklini tabii anladık, şöyle, aynen öyle. Çünkü ben hani yanıma geleceğini ümit ederken bir bakıyorum, pat diye ben işte şuradayım, şuraya gideceğim. Hani 2 saatlik yola gelmeyi gözü yemezken hani 12 saatlik yola çıkmayı tercih ediyor. Ama onu bunu sorduğumda... Onlar kimler? Hanımefendi, o gittiği kişiler kimler? Mesela eski bekarlık ailesi, arkadaşı mı, ailesi mi, annesi mi? Ailesi. Evet. Devam edin lütfen. Ya zaten ben ailesinin yanına gitmesini kesinlikle sorgulamıyorum. Çünkü biz İstanbul'dayız. İstanbul'da yaşıyoruz. Ben aileme yakın oturuyorum. O ailesi il dışında. Hani bana dese ki ben ailemi özledim ve ailemin yanına gitsem, ben kesinlikle bunu sorgulamam asla. Hani tabii ki de ben ailemi görüyorken onun da hakkı gidebilir. Ama son anda bu değişikliği yaparak işte ben otobüsteyim gidiyorum demesi beni çok incitti. Ya incitti. Bunu konuştunuz mu hiç? Bugün yaşanmış bir durum zaten. Bunun öncesi de var. Nedir? Ben en çok benim hani bu uzun lafın kısası, sürekli bunun gibi işte kişilik değişikliğine ben maruz kalırken, kendimden ödün verirken karşı tarafın ödün vermeyip ve nasıl desem, hiçbir şey olmamış gibi, gayet normal, relax bir durummuş gibi, ya büyütüyorsun, hani çok uzatıyorsun, aslında uzatmaman lazım gibi hani tepki vermesi beni çok rahatsız ediyor. Yani sizin anlatımlarınız, şikayetleriniz, yakınmalarınız olduğunu ya da beklentilerinizi ifade ederken çok mu uzattığınızı söylüyor. Bu sıklıkla karşılaştığımız bir durum galiba. Yani evet. Eğer ben kırılmışsam ve üzülmüşsem zaten içimden gelmeyen hiçbir davranışı sergilemem. Hani olumlu ya da olumsuz. Ben üzülmüşüm. Bir şekilde tepkimi evet uzatıyorum. Tartışarak yapmak istemediğim halde karşı tarafın işte sen uzatıyorsun deyip böyle rahat davranması, aksine benim yani ses tonumu da yükseltiyor. Daha çok hırçınlaştırıyor beni. Çünkü anlaşılmadığınızı mı düşündürtüyor size tam evet, olarak? Evet, aynen öyle. Ben evet aynen düzgün cümleleri, hani kelimeleri seçip bir cümle oluşturmaya çalışırken onun relax olup işte sen çok uzatıyordun, aslında gayet normal bir durum oldu, ben vazgeçtim, ne olacak sanki? İşte sen ailenin yanındasın. Soru sorabilir miyim? Doktor Hanım'ın bir sorusu var. Hanımefendi, hani Doktor Hanım'ın bir sorusu var. Ailenin yanına gelmemi mi kıskanıyorsun? Deyip böyle hani lakayt bir şekilde. Peki, pardon, duyabilmişseniz eğer, doktor hanımın bir sorusu var. Bir hanım, buyurun. Hiç eşinize ne hissettiğinizi söylediniz mi bu durumla ilgili? Mesela sizinle bir yere gitmiyor ama işte ailesiyle vakit geçiriyor. Bununla ilgili hani bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun gibi değil de bu durumun size ne hissettirdiğini siz kendinizde hiç analiz ettiniz mi? Ya da eşinize bunu söylediniz mi? Evet, söyledim. Ne şekilde ifade ettiniz bunu? Ne şekilde ifade ettim? Mesela çok basit. Ben ailemin yanına tatile geldim. 2 günlük kendisinin emniyet mensubu izin alamayacağını söyledi. Bir haftalık. Ben de tamam, ama eğer hani izin veriyorsan ailem çok istiyor görmeyi. Hani gidip 2 gün iznimi değerlendirebilir miyim dedim. Tabii ki de değerlendirebilirsin deyip buna müsaade etti. Neyse ben geliyorum. Bir gün sonra da işte sürpriz yapacak. İşte üstünün buna izin verdiğini ve çıkıp yanıma geleceğini bildiriyor bana. Tamam diyor, beni mutlu ediyor, mutlu oluyorum. Son anda işte ben gelmiyorum, işte 3 saatlik yola çok üşeniyorum deyip kararından vazgeçtiğini bildiriyor. Ben de tamam, olur hayatım, evet sen hani uzun yolculuklardan çok haz etmezsin, ben bu konuda sana ısrarda bulunmak istemiyorum derken aradan 1 saat sonra geçiyor, işte ben otobüsteyim, hani ben gidiyorum, biletim aldım, gidiyorum peki, deyip bir gün sonra ailesinin yanından arıyor, hani ben geldim, 12 saatlik yola çıkıp gidiyor. Tamam.
Teşekkür ederim. Yeterli oldu. Ayrıntılar için çok da sağ olun. Seyircilerimiz sayfa üzerinde farklı şeyler söylüyorlar. Mesela şiddetle ilgili bir durum oldu. Bir seyircimiz diyor ki erkek şiddet uyguluyorsa kadın eline ne geçiriyorsa kafasına atmalı diyor mesela. Şimdi şiddeti şiddetle çözmek tabii işin espri bir yanı var ama bunu yapan kişiler de var. Bir seyircimiz de erkeğin egosunu parlat evlilik yürüsün şeklinde bir katkıda bulunmuş. Pek çok seyircimiz de teşekkürlerini iletiyorlar. Sayfa üzerinden de sürekli konuşmayı sürdürüyorlar. Çalışan kadınların burada biraz daha ezildiğini ya da daha çok yıprandığına ilişkin veriler var. Belki onlara da temas etmek gerekir. Mail yoluyla gelen sorularda kayınvalide sendromu da diyebileceğimiz hani eşimi mi idare edeceğim, kayınvalidemi mi idare edeceğim gibi yaklaşımlar var. Şimdiden söyleyelim. Sevgili seyirciler, bir sonraki programımız kayınvalide ve kayınpeder olgunluğu olacak. Yaşla olgunluğun aynı anda olmadığını belki o programda biraz daha anlayacağız. Bu programı biraz yaşla irtibatlandıranlar varsa söyleyelim. Buyurun efendim. İlk seyircimiz için şimdi şiddet uygulanıyorsa nasıl bir olgunluk sergilenebilir gibi bir soru geldi. Şimdi bizim bir kere ilişki terapisindeki amacımız şöyle bir amacımız yok. Yani illaki bu ilişki devam edecek gibi bir amacımız yok. Bu yüzden çiftlerin ne beklediğini de ilk önce soruyoruz. Yani siz bu birlikteliği sürdürmeyi düşünüyor musunuz gibi bir ilk sorumuzu soruyoruz. Bu birliktelikten mutlu musunuz? İşte eşinizi seviyor musunuz? Gibi sorularımız var. Buradaki amaç ayrılık da olsa ayrılığın sağlıklı bir şekilde olmasını sağlamak. Yani el sıkışarak ayrılabilmek. Ya bu dünyanın en zor işi de. Evet. Ama bunu yapabilmek. Hedefleyen boşanma değil elbette evet. Ama evet. Kaçınılmazsa da evet. Bunu. Evet. Bu sıklıkla yani ben buraya hani birlikte olmayacağım, ben kesin kararlıyım diye gelen insanlar da oluyor. Biz bunu başta söylüyoruz. Bizim buradaki amacımız hani bu evliliğin yürümesi değil. Bizim buradaki amacımız bu ilişkinin sağlıklı olması, ayrılığın da sağlıklı olması, tartışmanın, kavganın da sağlıklı olması. Şimdi şiddet dediğimiz zaman tabii ki sağlıklı bir ortamdan bahsetmiyoruz. Hanımefendinin eşinin durumunun ne olduğunu bilmiyoruz. Belki ciddi anlamda bir psikiyatrik rahatsızlığı olabilir. Birçok psikiyatrik rahatsızlıklarda özellikle erkeklerde kadınların aksine kadınlar depresyon ya da kaygı bozuklukları yaşadıkları zaman içe kapanma gibi bizim tipik melankoli belirtileri dediğimiz böyle kimseyle konuşmak istememe, evden çıkmak istememe, yeme içmeden kesilme, uyku bozuklukları gibi belirtiler görülürken erkeklerin bazılarında bazı özellikle kişilik özellikleri gösterenlerde bu tür bozukluklar sinirlilik, tahammülsüzlük, öfke kontrol sorunları ve şiddet şeklinde kendini gösterebiliyor. O yüzden mutlaka hani bu beyefendinin ayrıca psikiyatrik anlamda yani bireysel anlamda değerlendirilmesi gerekiyor. Sağlıklı bir ilişki dediğiniz şey iki sağlıklı insandan oluşabilir. Eğer bir taraf sağlıksızsa yani psikiyatrik bir rahatsızlığı varsa o zaman sağlıklı bir ilişki kurabilmek mümkün değil. Bir kere işin bir bu boyutu var. İkincisi nasıl tedavinin içerisine çekebilirim kısmı vardı bize söylediği. Burada onu suçlamak işte bak bana neler yapıyorsun bunlar gerçek ya da değil bunu tartışmıyoruz. Yani o kişiyle bunun tartışmasına girmemek gerekiyor. Yani haklı, haksız, altında bir neden var ya da yok. Bazen bunu söyletmek istiyorlar ama kişiler değil evet. Mi? Muayene sırasında, evet. Terapi sırasında. Özellikle, evet. Özellikle. Yani bir kere o tedaviye gelecek kişi şiddet uygulayan bir insan bile olsa günah keçisi ya da suçlu olarak gelmemeli o tedaviye. Çünkü insanlar özellikle şiddet davranışı sergileyenler bazen kadınlar da oluyor. Yani şimdi biz burada hep erkeklerin uyguladığı şiddetten bahsediyoruz ama kadınlar da kendilerinden daha zayıf ve aciz olan çocuklara şiddet uyguluyorlar. Mesela eşlerine kızıp. Belki eşlerini dövmüyorlar ama çocuklarını dövüyorlar benzer şekilde. Bunun aslında erkeklerin uyguladığı bir şiddetten farkı yok bu anlamda. Onun için ona yani bir suçluymuş gibi ya da işte cezasını çekmek için bir yere gidiyormuş gibi bir kere davranmamak gerekiyor. Orası bir mahkeme değil. Yani terapi merkezi dediğiniz yer bir mahkeme salonu. Oradaki doktor, hakim işte suçluyu tekrar ortaya koymak. İşte suçlusun neden karına bunları yapıyorsun ya da işte neden kocana bunları yapıyorsun diyecek bir merci değil.
biz orada bozuk olan bazı sorunları tekrar masaya yatırıp nerede ne sorun var, özellikle iletişim anlamında neler oluyor, onları görmeye çalışıyoruz. Bireyi düzelttikten sonra, yani sağlıklı hale getirdikten sonra iletişimle ilgili bazı kopukluklar olabilir. Bir taraf çok fazla eleştirel olabilir mesela. Bir taraf tam tersi susuyordur birdenbire patlıyordur. Öfke kontrol bozukluklarını en sıklıkla gördüğümüz durum gibi. Birçok farklı nedenleri olabilir. O yüzden eşine şöyle bir şey söyleyebilir. Ben sana yardım etmek istiyorum diyebilir. Benim ne yardıma ihtiyacım var diye bir cevap alabilir. İkimiz adına bunu istiyorum. Çünkü ben sana yardım edemiyorum. Senin çok öfkelendiğini görüyorum. Yani haklısın, haksızsın değil buradaki bakın. Ya biraz durumu konuşmak. Evet, ya evet. Suçlamak sanki ya da bir dışarıdan biriymiş yani, gibi aslında. Bu çok zor bir şey ama işin aslında püf noktası bu. Bunu yapabildiğiniz anda işler düzelmeye başlıyor. Ben sana yardım etmek istiyorum. Çünkü senin çok sinirli olduğunu görüyorum. Bir derdin mi var, sıkıntın mı var anlayamıyorum, kendim yetemiyorum, yetişemiyorum, ne yapabilirim diye düşünüyorum. Acaba bir yere gitsek mi, birlikte bir konuşsak mı, benim kendime düşen neler olabilir bunu düzeltmek adına? Yani evet, suçlamak değil. Kendi üzerinden biraz düşünmek. Evet, kendi hisleri üzerinden düşünmek ve kendi üzerinden davranışlar geliştirmek. Sanki siz oraya gideceksiniz de davranış stratejisi kendiniz geliştirecekmişsiniz, kendiniz bu durumu düzeltecekmişsiniz gibi davranmak. Çünkü suçladığınız anda kaybediyorsunuz. İkinci seyircimiz için de sorduğum sorunun şöyle bir önemi vardı. Yine aynı birinci soruyla paralel bir şey aslında, hislere odaklanmak. Şimdi seyircimize bu soruyu sordum ama seyircimiz yine olayları anlattı. Şöyle oldu, böyle oldu. Eşiyle konuşmalarında da eminim işte sen oraya gittin, buraya gittin, o geldi, bu gitti falan. Bunlar konuşuluyor ve bu hiç durdurulamıyor. Çünkü anlıyorum ki çok büyük bir kaygı içerisinde seyircimiz. Belki kendisini yalnız hissediyor. Herkesin bu olayla ilgili hisleri farklı olabilir. Duyurulmamış duygularımız galiba bu konuda çok önemli değil mi? Tabii yani belki geçen programda konuştuğumuz mesela terk edilmeyle ilgili bir korkusu var belki. Böyle bir şeması varsa evet. Öteden taşıdığı evet, değil belki mi? Eşi... İfadelerinde bunu görüyoruz değil mi? Daha böyle bağımlı yani hani ilişkide erkek odaklı, evlilikte erkek odaklı, onun tepkilerine göre kendini harekete geçiren bir hani ifade ediş tarzından tabii ki de değerlendirmediğimiz için %100 doğruluğunu bilemeyiz ama hani mesela konuşma tarzından böyle bir his uyandırdı. Hani o ilişkide halbuki diyoruz ki iki ayrı bireyimiz var. Tam bir birey olabilmek, kendini ortaya koyabilme becerisi ne düzeyde, hani seyircimizin gerçekten de değerlendirmekte fayda olduğunu düşündüm. Yani burada söyleyebileceği şey, hani sen bunu yaptığın zaman ben kendimi çok yalnız hissediyorum olabilir. Seni kaybetmekten korkuyorum olabilir. Yalnızlık beni çok üzüyor. Buna bir çözüm bulamıyorum. Ne yapabilirim gibi olabilir. Burada suçlamanın yerine başka sözler, daha çok hislere yönelmek, kendini ifadeye yönelmek her zaman işe yarıyor. Yani karşınızdaki insan beni anlamaz, imkansız deseniz dahi, yani öfkeli bir insana bile bunu söyleseniz, yani ben yalnız hissediyorum sen gidince deseniz, çok niye yalnızmışsın canım işte şu annem babam şunu var mesela, evet, böyle bir şey söyleyebilirim. Evet. Annem babam var mesela. Ama o başka, sen başka deseniz mesela. Ama sen yanımda olunca ancak ben böyle hissetmiyorum diyebilir mesela. Evet. Bu hem onurlandırıcı bir şey karşı tarafı. Hem de bağlayıcı bir şey. Evet, hem de bağlayıcı bir şey. Yani bu anlamda sözlerin çok büyük bir önemi var. Yani davranışlar tabii ki çok önemli ama iletişim çok önemli daha çok. O zaman işte olgunluk, yani başlığımız açısından baktığımızda bu davranışları, bu cümleleri kurmak olgunluk demek ki. Değil mi? Hani yaşı olarak kemale ermekten falan bahsetmiyoruz. Doğru iletişim kurabilmek, kendini doğru ifade edebilmek, muhatabını doğru anlamak, doğru anlamak için doğru sorular sormak gibi düşünebiliriz herhalde. Ya ilk seyircimizle de ilgili ben bir şey eklemek istiyorum. Birim Hanım'ın dediklerinin hepsine katılıyorum. Ayrıca yine kişinin tutumundan şey gibi anladım. Hani şiddet uygulayan kocam bu ortadan kalkmadıkça hiçbir şeyin çözümü de yok. Hiçbir şey de düzelmeyecek. Etken de o. Bunu değiştirecek kişi de o gibi bir algılaması mevcut. Yani ben ne yaparsam yapayım. Ben ne yapabilirim ki zaten şiddet var. Aslında bu yanlış bir tutum. Yani şeyde zorlanmalarını anlayabiliyoruz. Terapi alması ya da o insanı bunun eyleminden vazgeçirmek için ne kadar zorlanabileceğini tahmin edebiliyoruz gerçekten. Bizler bile değil mi? Terapide zor vakalarla bu anlamda karşılaşabiliyoruz. Fakat bu aynı zamanda da bütün kanalları da kapatmak oluyor. Yani burada ben
ne yapabilirim mi de biraz sorgulayabilmek gerekiyor. Bu şu anlamda dayak yememek için ne yapabilirim değil. Hani bu durumundan kurtulabilmek için ben ne yapabilirim mi? Biraz soru eksikliği var gibi hissettim seyircimizde. Şimdi burada sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek, ilk aklıma gelen şeyler gerçekten bireysel değerlendirmek gerekiyor ama sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek, tepkilerini net bir duruş ifade sergileyebilmek, tepki koyabilmek, dik durabilmek. Mesela o hanımefendi gelmiş olsaydı, bu durumunu anlatmış olsaydı, eşi şiddet uyguladığı için ya da hanımefendi tarafından şiddet uygulandığı söylendiği için yani, gelir miydi mesela, ne yapabilirdi? Yani öncelikle şunu algılamak lazım, şiddette bir döngü var aslında. Yani hani hiçbir şey sonuçta şiddette sonuçlanmaması gerekiyor ama şiddet eğilimi olan kişilerde ve evliliklerde bir şiddet döngüsü var. Bu döngünün tespiti çok önemli. Ne demek tetikleyici olay ne? Evet. Yani kışkırtıcı cümleleri davranışlar gibi mi? Değil tabii ki de hiçbir şekilde yani hiçbir şekilde kadının hiçbir davranışı şiddet hak ettirmez ya da kışkırtmaz ama o tansiyonu yükselten, sürdüren ya da tetikleyen bir şeyler görebiliyoruz. Erkeğin stres faktörlerinden de kaynaklanabiliyor. Kadının duruşundan da itham tarzlarından da olabiliyor. Seyircimiz mesela ben öfkeli olduğum zaman da söylemese aslında ben onu haklı buluyorum diyor. Diyorum ki eşime yani şu anda bunu söyleme, bir saat sonra söyle. Yani böyle tam böyle kapıya gelmişim yorgun, argın halde. O da böyle kapıda saydırmaya başlıyor diyor seyirci. Hani aslında kadın da ifade etmeye ihtiyaç duyuyor. Yani galiba bir hanım söylediğini bu şablona oturttuğumuzda daha doğru cümleler kurulabilir. Tabii. Yani bunu ilişkilerde çok görüyoruz. Kadınlar soruna odaklılar. Bir sorun gördüklerinde hemen onu çözmek istiyorlar. Erteleyemiyorlar. Erkekler bu anlamda daha genişler. Dolayısıyla da hani kadınların bu tutumu erkeklerde sürekli hani dırdır eden, hani içeriye bismillah giriyoruz, hani nasılsın demeden bir hatırımız sonra hayatım gibi akşama kadar tutumlar falan. Aslında gerçekten de erkeği olumsuz etkileyebiliyor. Burada haklı da olsa kadın haksız duruma gerçekten düşebiliyor. O yüzden birim hanımın yine söylediği gibi nasıl ifade ettiğinin dışında ne zaman da ifade ettiği çoğu zaman önem kazanabiliyor. Peki. Bakalım iki seyircimiz daha var. Ne söyleyecekler? Eksikler varsa bunları cevap verirken onları da tamamlamak mümkün olabilir. Diyarbakır'dan ilk seyircimiz. Efendim merhaba. Merhabalar. İyi geceler. Hoş geldiniz. Dinleyelim sizi. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Ya ben sürekli 8 yıllık evdeyim. İki tane çocuğum var. Ama evin bütün yani sorunu, parasal olsun, maddi, manevi, her şeyi benim boynumda. Eşi sorumsuz biraz. Yani hep bekle, tamam, yaparız. Bu ne kadar doğru? Yani her şeyi üstlenmem ne kadar doğru? Biraz daha anlamaya ihtiyacımız var. Siz çalışıyorsunuz. Eşiniz çalışmıyor mu efendim? Hayır. Ben çalışmıyorum. Eşim çalışıyor. Ama yani sadece getirdiğim ne yetin diyor. Yani hani o para nereye gidiyor? Nasıl oluyor? Neyi ne kadar nereye harcıyoruz? Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani her şeyi ben yani hem kısıtlama yapıyorum, hem taksit ödüyorum. Anladım. Yönetim sizde, evet. Para yönetimi, ekonomi yönetimi evde sizde. Eşini sadece getiriyor. Bu nasıl organize ediliyor? Nasıl geçiniliyor? Nasıl ay sonu bulunuyor? Bunlardan haberdar değil mi diyorsunuz? Evet. Hayır, kesinlikle yani bütün sorumluluk bende yani bu hep yani 8 yıldır hep böyle. Bunu yani iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum, bir de çok artık bana ağır gelmeye başladı. Çocukların okulu, okulla ilgili sorunları, her şey bende. Yani o sadece şey yani baba, hani baba yani. Evet, bir de kredi kartı babalığı diye bir şey var. Sadece kart veriyorlar. Kartın dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Yani, inanın ki kredi kartı babalığı da değil. Yani çok böyle kıt kanat zaten geçinen bir aileyiz biz. Evet. Yani. Peki buna kadar doğru hanımefendiye sorabilir miyim? Peki buna bir çözüm üretebilirler mi? Konuklarıma soracağım. Çok teşekkür ederim efendim. Selamlar Diyarbakır'a. Adana'dan bir konuğumuz var. Bakalım ne söyleyecek bize. Merhaba. Merhaba. Buyurun efendim, dinleyelim. Biraz yüksek almak isterim sesinizi. Tabii. Buyurun. İyi yayınlar. Teşekkürler. İşlediğiniz konu için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu konuları lütfen aynen bu konular içeriğinde daha da fazla işlemenizi rica ediyorum. Biz de planlıyoruz, devam edeceğiz. Tabii, sağ olun. Gerçekten toplumumuzun kanayan yaralarına parmak basıyorsunuz. Size defalarca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben 57 yaşında, 35 yıllık evliyim. Eşinden ve çocuklarından sürekli eleştiri,
ve duyguları devamlı bastırılmış bir anne olarak ne kadar kendini ifade edebilen, olgunlaştırabilen bir kadın olabilirim? Benim sözlerimde biraz da sizden akıl almak değil, sizleri tenzih ediyorum ama kitem var sözlerimde. Ben ne yapabilirim? Nasıl olgunlaşabilirim? Sürekli her hareketim eleştirilirse... Hangi konularda daha çok eleştiri görüyorsunuz? Mesela biraz bir örnek vermeniz mümkün mü? Sizi eşiniz ya da çocuklarınız hangi konularda eleştiriyorlar daha fazla? Her konuda. Yaptığım işte hiçbir takdir yok. Ne bileyim. Örneğin mesela yemeklerinizi mi eleştiriyorlar? Giyiminizi mi ya da size onlara verdiğiniz emeği mi görmüyorlar? Evet. Neyi eleştiriyorlar? Evet. Hayata bakışımı, tarzımı, kendimi çok seven, hayatı çok seven, insanları çok seven bir insanım. Yani hoşgörülü olmam, çok affedersiniz, salak olmak mı demektir? Hoşgörülüğüm salakla vurgulanıyor. İşte böyle böyle. Peki, peki. Yeter diyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. Selamlar Adana'ya. Sizinle başlayalım defa. İkinci seyircimizden başlayabiliriz. Şimdi ev içinde koalisyonlar denilen kavramlar vardır. Annenin babanın koalisyonları, çocuklar arasında koalisyon çok sık görülür. Ama bir de koalisyonların hani bir ebeveyn ve çocuk tarafından yapılıp diğerinin dışarıya itildiği durumlar vardır. Tabii bunun hani gelişimine gerçekten bakmak gerekiyor ama hani böyle bir kesit alırsak eğer ilk önce evin içindeki bu koalisyon dengesinin nereden çıktığı, sürdürücü etkenlerin neler olduğu tespit edilmesi gerekiyor. Bir de evliliklerde babanın yani erkeğin daha doğrusu kadına yönelik tutumunu çocukların direkt örnek aldığını görebiliyoruz. Muhtemelen burada işte seyircimizde bir dışlanma söz konusu. Yani hani babayla çocukların koalisyonu ve onu dışlayan bir yapı. Bu da tabii ki de onda büyük bir umutsuzluk, hayal kırıklığı, yalnızlık ve çaresizlik hissi yaşamasına sebep oluyor. Hani bunu da seyircimizin ifadelerinden çok net algılayabiliyoruz. Dediğim gibi hani seyircimize işlevsel bir şey verebilmek için bu koalisyon yapısını nerede başladığını, sürdürücü etmenlerin neler olduğunu gerçekten bilmek gerekiyor. Testlerle çıkar mı bu mesela uyguladığınız yöntemler, program başında söylediğiniz hanımefendiye ve eşine uyguladığınızda? Testlerde de çıktığı gibi yaptığımız bireysel görüşmelerde kendi içerimizde bir şemalar var, koalisyon şeması. Özellikle hangi alanlarda, hangi koalisyon konularda? Koalisyon dediğiniz yani ailede hangi bireyler ortaklık birbirine oluşturuyor? Destek, evet, ve ortaklık. Kim kime destek oluyor evet, gibi kim, mi? Yani evet. Cepheleşmeler de olabiliyor. Evet. Belli konularda belli koalisyonlar kurulup gizli bunlar tabii ki de. Evet. Yani hani görünür bir şey gibi değil ama hani belli bir bireyin dışarıya atılması ya da cepheleşilmesi söz konusu olabiliyor. Belli alanlarda koalisyonlar farklılık gösterebildiği gibi genelde aynı koalisyonun her konuda da ilerleyebildiğini görebiliyoruz. Burada erkek rolü gerçekten yani seyircimiz bayan olduğu için söylüyorum. Erkek rolü gerçekten yani ebeveyn rolü gerçekten önemli. Ebeveynin karşı cinse, eşe davranımlarının çocuklar üzerindeki etkisi her yaşta aslında gördüğümüz bir şey. Burası önemli, üzerinde durulması gereken bir nokta. Şimdi koalisyonlar diyoruz ama aslında bir evin içerisinde aileden bahsediyorsak, çocuklar da varsa tek ve mutlak bir hükümet var. O da anne baba hükümeti. Yani anne babanın kesinlikle koalisyon halinde olması gerekiyor. Yani bu mutlak ve değişmez bir koalisyon olması gerekiyor. Nasıl olacak? Burada aradan sızmalar, saldırmalar olmasın diye mi? Hayır, burada bir tek ağızdan bir şey çıkması lazım. Yani çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için anne babanın ortak dili konuşması ve ortak şeyler söylemesi lazım. Birinin hayır dediği şeye birinin evet demesi ya da birinin eleştirdiği bir konunun mesela burada hoşgörü gibi diğeri tarafından işte aptallık olarak nitelendirilmesi. Burada çocuklarda değerler karmaşasına ve ayrıca sınır problemlerine, disiplin problemlerine birçok şeye sebep olabilir. Şimdi bunu sağlamanın tek yolu var tabii ki. Eşler arasında ilişkinin tekrar yapılandırılması. Yani
bu seyircimizin eşiyle ilişkisinin tekrar yapılandırılmaya ihtiyacı var. Yani anne baba rolü dışında eş rollerinde, yani kadın erkek rolünde de sorun olduğunu gösteriyor bu durum aslında. Onun tekrar tahmin edilmesi, aradaki iletişimin arttırılması gerekiyor. Tabii bu kadar eleştiri bu seyircimizde eminim ki kaygıya, yanlış yapma korkusuna ve sonuç olarak da birçok yanlış yapmaya, işte birçok hata yapmaya, sakarlığa, işte birçok her alanda sıkıntıya yol açabilir. Bu durum çözülebilir bir durum. Kesinlikle bir çözümü var. İlk önce yapılması gereken tek şey bir aile terapisinden geçmeleri. İlk seyircimiz için söyleyeceğim, ekonomik anlamda sorun yaşayan seyircimiz için. Burada bahsettiği durumun nasıl oluştuğu çok önemli. Yani insanlar evlendikleri zaman biliyorsunuz ortak bütçe diye bir kavram var. Bu herkese göre değişiyor. Kimisi ben aldığımı kendime saklıyorum. İşte görev erkeğin diyor. Görev erkeğin diyor. Kimisi ortak bir havuz oluşturuyor. Çalışmıyorsa o havuzu erkek getiriyor, hanıma teslim bazen ediyor. Bazen de alkol, madde ya da kumar varsa erkek bütün gelirini bunlara veriyor. Aha. Ailenin geçimi de tamamen bazen hanımlara kalıyor. Kaçak gelir kaynakları oluyor ya da kaçak giderler oluyor. Biliyorsunuz o durumlar da çok sıklıkla bir ilişkiyi bozabilen durumlar. Yani bu paraya nereye gitti? Ya da işte para olduğundan çok daha az söylenebiliyor. Bu karşılıklı gerçekten güvensizlik yaratan bir durum. Yani ekonomik anlam, bütçe, ailede bunun sağlanması çok çok önemli. Burada bu seyircimizin eşiyle bu konuyu tekrar masaya yatırıp gerçekten yeniden yapılandırmaya ihtiyacı var. Yani bu durumla ilgili ne yapacaklar? Bu bütçeyi ne için sarf edecekler? Çocukların masraflarına ne olacak? Kendi masrafları ne olacak? Bunları birlikte yapmaları gerekiyor. Eğer yapamıyorlarsa, ki yapamadıkları anlaşılıyor, mutlaka yardım almaları gerekiyor. Sevgili seyircilerimiz, sorularınızın tümünü cevaplama imkanımız yok. Gelen sorular da çok yoğun. Hanımefendiler de olunca daha fazla onlar sordular. Erkekler biraz sessiz kalmayı tercih ettiler. Sayfada gelen maillerden de bu anlaşılıyor. Ama muhakkak ekranda gördüğünüz danışma hattından arayın. Konuklarım size kısa da olsa telefonda bilahare yardım edecekler ve çözemediğiniz konuları çözme konusunda yönlendirecekler ya da yardıma ihtiyacınız olup olmadığını söyleyecekler. Şimdi önerilerimiz var. Belki zamanımız kalırsa vedaya da bir iki cümle söyleyebiliriz. Yönetmenim Ayhan Pala önerilerimizi ekrana getiriyor. Psikologumuz da süratle bizimle paylaşıyor. Peki. Buyurun efendim. Kadınların öncelikle erkeklerin tüm duygusal davranışları ve olaylara verdikleri tepkilerinin kendilerine bağlı olarak değiştiğini bilmeleri gerekmektedir. Erkekler kadının kendisini güçlü hissetmesine ve kendisine ihtiyacı olduğunu bilmeye ihtiyaç duyar. Yani kendini erkek gibi hissetmek için karısının desteğini görmeyi tüm benliğiyle beklemektedir. Bu unutulmaması gereken bir durumdur. Erkekler eleştirilmeden, suçlanmadan, akıl verilmeden dinlendiklerinde kendilerini daha rahat ifade etmektedir. Zihin okumadan kaçınılmalıdır. Evde eşlerine karşı daha hassas, düşünceli davranabilmeyi başaran kadınların eşlerinden beklentilerini görebilme anlamında daha fazla destek aldıkları görülmektedir. Kadınlar özellikle çatışma yaşadıkları konularda kararsız kaldıklarında yakın çevrenin fikirlerine başvurmaktadır. Ancak son kararı eşiyle birlikte almalıdır. Peki, teşekkür ederiz. Bu önerilerimizi tekrar yayından da seyretmeniz mümkün. Bir iki dakikamız var galiba sanırım, değil mi yönetmenim? Peki, bir toparlama yapalım. İki dakikamız var. Muhakkak temas etmemiz gereken durumlar neydi? Belki onlara bakabiliriz. Hani uysal kadın beklentisi, şefkatli kadın beklentisi, erkeğin duygu durumunu bilip ona göre fırsatları yakalayarak söyleyebilen kadın, olgun kadın gibi mesajlar geliyor. Bir özet yaparsak baştan itibaren neler söyleriz ve ne yapıyorsunuz? Şimdi içimizdeki çocuğu büyütebilmek çok önemli. Olgunluk dediğimiz şey bu aslında. O çocuğu kaybetmemek ama onu büyütmek lazım. Bunun için ne söylediğinizden çok nasıl söylediğinizin önemi var. Tekrar konuşmayı öğrenmek lazım. Tekrar davranışları şekillendirmek lazım. Ve yeniden ilişki kurmak lazım. Bildiğimiz metotlarla, ezberlediğimiz şeylerle tekrar bir şeyler yapmaya çalışırsak, yapılandırmaya çalışırsak bunun başarısız olacağını bilmek lazım. O yüzden ezber bozarak gerçekten yepyeni bir metotla tekrar ilişkili yapılandırmak adına yardım almak lazım. Nasihatla çözülmüyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Arkadaş, eş, dost, anne baba nasihatları bu konuda çok faydalı değil. Steril, profesyonel bir ortamda objektif bir bakış açısıyla olayların tekrar değerlendirilmesi lazım.
Evet, peki. Çünkü galiba kişilere göre, yetiştiği duruma göre, yaşına göre, kültürel duruma göre beklentiler daha farklı. Bazen kimi ailelere gelen sorular şöyleydi. Yani eşim diyor ki bana her şeyi söyleyebilirsin, her türlü eleştiride bulunabilirsin ama annem babamın yanında bulunma. Onların yanında beni küçük düşürme ya da toplumda bunu yapma. Pek çok soru var belki. Başka programlarda bunları da dile getirebiliriz. Süremiz bitmiş. Kayınvalideyle ilgili sorular var. Kayınpederlerinden memnunlar, kayınvalidelerden biraz şikayet var. Neden böyle? Aslında... Bu doğru bir tespit mi? O programda onu da konuşuruz. Daha sonra bu konuyu da, yani üçüncü programımız olacak bu silsilede. Orada temas edeceğiz. Çok teşekkür ederim Birim Hanım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bu akşamlık bu kadar diyelim ama yarın biz yine buradayız nasip olursa. Beden takıntısını konuşacağız. Kişi kendi bedeninde hangi durumları neden takıntı haline getirir ve bu takıntılar nasıl aşılabilir? Bir nevi beden imajı, güzel görünme, beğenilme için kendini harap etme anlamına gelen bu duruma ilişkin bakalım yarın hangi soruları soracaksınız. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Kadın olgunluğu konusunda da söylediklerimizi dikkate alın efendim. İyi geceler.